Hanımlar beyler, bu videoda sizlerle Hot Wheels Premium'un 2023 yılında çıkardığı ikinci Fast and Furious setiyle beraberiz. Hepinize iyi seyirler efendim. Hanımlar beyler, ben Sadık Mert. Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Önümde gördüğünüz arkadaşlar da Fast and Furious 2023 Hot Wheels'in çıkardığı ikinci Fast and Furious Premium seti. Gördüğünüz gibi sette, efendime söyleyeyim, 5 adet araç var her zaman olduğu gibi. Bir tanesi 1969 Chevy Camaro. İkinci araç nerede? Yes. Toyota Land Cruiser FJ60. Üçüncü araba W Motors Lycan Hypersport. Dördüncü araba 1971 Plymouth GTX. Ve beşinci aracımız da şu sıralar biraz popülerliği arttığını fark ettiğim Dodge Charger SRT Hellcat White Body. Bunları açacağız. Hanımlar beyler, nasılsınız? İyi misiniz? Birinci paketten başlıyorum efendim. Umarım sizler de dediğim gibi iyisinizdir. Şuradan odağa da yaklaştıralım. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim, ben dediğim gibi Sadık Mert Küçük Kuzucu. Burada da işte 1969 Chevy Camaro'yu görüyorsunuz. Artık daha fazla dayanamayacağım. Takacağım falçatayı. Fast and Furious yeni hangi aydayız? Temmuz ayındayız. Temmuz'da gelen Hot Wheels Premium Fast and Furious setinin 2023 Temmuz'unda gelen setin bir numarası Chevy Camaro 1969 model. Gayet şık. Benim sevdiğim muscle car'lardan, biliyorsunuz. Bir Amerikancı olarak. Yani siz Fast and Furious, yeni nesil Fast and Furious'ta hep Japon arabaları görmek istiyor ama gerçi bunun da içinde bir tane Japon arabası var. Her ne kadar istediğiniz gibi bir Japon spor arabası olmasa da çoğunluğu Amerikan muscle car olduğu için benim bayağı hoşuma gitti bu set. Şu anda da dediğim gibi Chevy Camaro arkasına bakıyoruz şeyin, paketin. Yeni nesilde böyle tasarımlar. Yeni tasarımlar. Ambalajın içindeki arabanın resmini büyük koyup diğerlerini illüstrasyon olarak koyuyorlar buraya. Too Fast Too Furious filminden bir araba. Yani ikinci filmden. Dominic Toretto'nun görünmediği tek film olan. Fast and Furious'tan artık daha fazla konuşmayıp açıyorum. Ben yeter. Hanımlar beyler, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ürün şu anda Kuzucu Gaming stoklarında mevcut. Şu falçatayı biraz kısaltıp. Buyurunuz, geliniz. Dükkanda ürünümüzü görünüz. Efendime söyleyeyim. Hoppa. Kanala hala daha eğer abone olmadıysanız abone olunuz. Videoyu beğeniniz, takip ediniz. Instagram'dan mutlaka takip ediniz. Dükkana geliniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Dükkana geliniz. Evet, geldi. Geldi işte benim güzelim Chevrolet Camaro'm. 1969 model. Chevy Camaro. Önden baktığımızda efendim ızgaranın ayrı bir parça, daha doğrusu tabanla aynı parça olduğunu görüyoruz. Farlar mavi kasaya dahili. Evet. Şu öndeki ızgara ayrı parça, farlar ayrı parça. Ama hani farlarda mavi ızgara şeyle, mavi kasayla aynı parça. Öyle söyleyeyim. Orasını far gibi boyamışlar sadece. Önüne baktığımızda sis farlarını böyle görüyorsunuz. Hanımlar beyler, şöyle kaputta şurada bir fabrikasyon bir şey mi var? Orada bir sarı çizgi gördük. Dert değil. Hemen şurada şık bir aracın kendi şeylerini görüyoruz. Ne denir? Logolarını SYC yazıyor burada. Efendime söyleyeyim. Hemen yan tarafında şık bir logolar var ya. Tekerler fırıl fırıl yine. Gördüğümüz üzere şurada ızgarayı görüyorsunuz siyah. Arkada Venco SC yazıyor. Yenko. Yenko SC yazıyor. Şuradaki logoyu okuyamadım. Camaro yazıyor ya. Evet, herhalde. Arkaya baktığımızda stopların gayet şık boyandığını görüyoruz. Yine aracın kendi o Yenko SRC'leri bilmem neleri. Plaka çok güzel. Baskı.
İyi. Dekali güzel. Y3X884 üstünde de Kaliforniya mı yazıyor? O kadar küçük şeyi okuyamadım ama. Sağ taraftan baktığımda yine sol taraflı simetrik olduğunu görüyorum. Lastikler böyle. Yine. Ön lastiklerle, ön tekerlerle arka tekerlerin boyutu aynı değil. Arka tekerler öndekilerden daha büyük. Ha, yani camlar boş. Buradan şöyle içeriği görebiliyoruz. Gayet şık, gayet güzel bir model. Evet. Camaro böyleydi. Gelelim 2 numaraya. Serideki tek Japon arabası. Serideki tek uzak doğu arabası. Toyota Land Cruiser FJ60 modeli. Evet. Telefonumu sessiz aldım, kusura bakmayın. Şuradan yine falçatayı da görüyorum. Ha, ön işte şey böyle tasarım. Kapak Toyota'nın gayet güzel bir FJ60'ı. Piyasanın en sağlam 4x4'lerini yapan firma. Allah izin verirse ben de bir tane günün birinde bir güzel bir Toyota Hilux istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. İnşallah bir gün. Bir 4x4 şöyle. Bakalım. Tekrar söylüyorum hanımlar beyler. Kanala abone oldunuz değil mi? Bak, abone oldum ama bildirimleri de kontrol ediniz lütfen. Abone olmanız yetmez. Bildirimleri de açınız ki yeni videolar geldiğinde hemen haberiniz oluversin. Oluversin gari. Hops. Evet. Toyota. Toyota Land Cruiser. Şurada. Evet. Önden baktığımızda yine Allah tuğla gibi araba. Yani arabanın oyuncağı bile. Çok sağlam olmuş. Önden baktığımızda yani şurada Toyota ızgarada Toyota logosunu görüyoruz. Farlar güzelce boyanmış. Sinyal lambalarıyla birlikte. Tekerler işte o benim sevdiğim Hot Wheels'ın koca koca Real Riders tekerleri. Zaten onu söylemeye gerek yok. Sütlü kahve mi denir bu renge? Ne denir? Bol sütlü kahve rengi. Kaputu görüyorsunuz. Burada silecekleri falan detaylıca boyamışlar. Şöyle bir yandan baktığımda efendim görüyorum ki yine o işte sinyal lambası. Şurada bir işte ızgara. Ne yazıyor burada? Arkada bir şey yazıyor. What this? Land Cruiser yazıyor. Evet, Toyota Land Cruiser yazıyor. Tekerler Allah. Kocaman elimden düşürdüm. Tekerler kocaman, fırıl fırıl yine o ya Hot Wheels'in işte 4x4'lerini kullandığı standart tekerler. Kocaman kocaman Allah. Güzel. Şöyle bir arkayı çevirdiğimde plaka nasıl diyeyim, şu alt şeyin çentiği olarak ama tam bir plak olarak güzel olmuş. Hani buraya böyle kocaman bir çentik koyuyorlar ama plakadan daha ziyade saçma duran bir şey oluyor. Buradaki o çentik tam plaka büyüklüğünde olmuş. Çok da güzel olmuş. Arka stopları, şeyleri, sinyalleri falan görüyorsunuz. Şurada işte güzel bir logo var. Burada Toyota yazıyor küçücük. Arabanın camları falan kocaman kocaman. Şöyle. Güzel bir araba. Gayet sade, dekalsiz. Fabrikasyon olması gerektiği gibi bir Toyota Land Cruiser. Gelelim efendim 3 numaramıza. Bunun dediğim gibi daha önceden Bulvar serisinin 40 küsürlerinde siyah Lycan Hypersport vardı. Bu da onun işte Fast and Furious olanı ve kırmızısı. Bu arada anlar beyler tekrar söylüyorum ki kanala abone olun. Kanala abone olun. Şurada evet. Dükkana gelmeyi ihmal etmeyin. Videoları beğenin. Bildirimleri açın ki yeni videolar hemen gelsin. Ben her yeni video yayınlandığında Instagram'dan duyuruyorum yeni video geldi diye. Ama siz yine de hani ne bileyim Instagram bildirimlerini kapatmışsınızdır. Instagram kullanmıyorsunuzdur falan. YouTube'dan da bildirimleri açınız ki yeni bir video yayınlandığında kuzucu yeni video yayınladı diye size bildirim gelsin.
Sıradaki aracımız kırmızı alev alev bir Lycan Hypersport. Şöyle bir önden bakıyoruz arabaya. Şurada hemen farlar yine boya. Hemen arabanın önünde logoyu görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim, ızgaralar. Şurada hemen böyle yandan tekerleri yine siyah. Görüyorsunuz efendim. Boyası falan parıl parıl bir araba. Şurada hemen üstte şey görüyorsunuz. Ne denir buna? Arka işte Lycan'ın ilginç tasarımı. Arabanın camı falan yani geniş, yanlardan kısık. Şöyle ızgaralar bilmem neler. Burada arkada. Güzel araba Lycan ya. Hani ne anlatılır bilmiyorum. Lastikler bak, vızır vızır. Lastiklerden gelen ses. Vızır vızır valla. Hani bir ara hala daha üretiyorum bilmiyorum. Lamborghini Diablo vardı. Şu araba bana daha çok Diablo, daha şeytani bir hava verdi. Özellikle arka tasarımdan, şu spoiler falan boynuz gibi olmuş. İlginç bir araba. Bu Lycan güzel araba ya. Pek bizim buralarda bilinmiyor ama hoş araba. Sıradaki aracımız efendim. Neredesin? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, dirilik. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Çık 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 çık. Neredesin sen? Evet. Böyle bazen değişik değişik kelimeler, değişik değişik türküler çağrıştırıyor bana. Hadi yavrum. Yes. Plymouth GTX 1971 model. Upuzun görünen bir araba. Basıklığından mıdır artık? Araba gerçekten uzun mudur bilemem ama. Farları cam kadar güzel boyanmış. Sanki cammış gibi görünüyor ama farlar yine cam değil, boya. Izgara gayet güzel. Efendime söyleyeyim, şu üstteki çizgiler gayet şık. Tekerler, jantların ortası yine sütlü kahve. İçi sütlü kahve, ortası parlak metal rengi. Lastikler tabii ki kauçuk. Efendim söyleyeyim, sinyalleri falan görüyorsunuz. Araba siyah. GTX gayet güzel bir araba. Yukarıdan bakınca böyle gayet şık, sade. Bu arabalar, bu hani Fast and Furious'un en sade seti herhalde bu çıkan. Yani ben bundan şikayetçi değilim ama hani sizi bilemem. Plymouth logosunu görüyorsunuz arkada. Yani işte kırmızı, beyaz falan renklerle stoplar falan boyanmış. Aracın sağ solu bir direksiyonda, soldan direksiyon zaten görebildiğinizi bilmiyorum. Evet. Plymouth'u da geçtik efendim. Gelelim son aracımız, Dodge Charger SRT Hellcat White Body. Hop. Şuradan. Evet. Bugün artık dükkanı açmakta yine biraz geç kaldım. Hanımlar, beyler. Şu anda dükkandayım ama dükkan kapalı. Ben içerideyim. Şu anda video çekiyorum. Aklınızda bulunsun sevgili Kuzucu Gaming izleyicileri. Aklınızda bulunsun. Şu anda az önce de bir iki ufak arkadaş geldi. İçeriden beni gördüler ama dediği gibi video çektiğim için çıkamadım. Olur da benim dükkanda eğer içeride beni görürseniz ama kapıyı açamıyorsam video çekiyorumdur. Bir 5 dakika bekleyin. Kayıttan sonra hemen gelirim. Son Dodge. Evet. Neydi bu? Dodge Charger SRT Hellcat White Body. Şöyle bir önden baktığımızda farları görüyoruz. Güzel bir çift çizgi var. Uçtan sona. Arabanın şuradaki o ızgaranın içinde şeyleri görüyor musunuz?
Ayrı bir parça hani burası. Delik baya. İçini karbon gibi içindeki o plastikten şey yapmışlar. Tasarımdan. Efendime söyleyeyim. Şöyle baktığımızda yanında gayet güzel logolar yine. Lastikler falan. Ya çok iyi araba. Ben Amerikancıyım işte. Kaç kere söyleyeyim. Şöyle oturaklı bir muscle car'ı her zaman herhangi bir Japon arabasına tercih ederim. Arkadan baktığımızda yine Dodge yazısını görüyoruz. Farlar şey far diyorum. Stoplar, sinyaller falan gayet güzel boyanmış. Şöyle hemen sağdan da baktığımda yine sol tarafta simetrik. Efendime söyleyeyim. Yukarıdan bakıyoruz. Güzel bir araba. Burada da işte altı da gayet güzel detaylanmış. Made in Thailand yazısında görüyorsunuz. Budur. Hanımlar, beyler. Dediğim gibi dükkan açmakta biraz geç kaldım artık. Şöyle size genel göstereyim arabaları yine. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Video bu kadar. Yine biraz sonlara doğru hızlandık ama budur yani. Artık daha sık video yüklemeye çalışacağım tekrardan. Şu sıralar biraz yoğun bir dönemdi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.